TEM Otoyolu Kınalı Sapağı mevkiinde ilerleyen otomobil önünde seyir halinde olan tıra çarptı. Tırın altına giren otomobildeki iki kişi feci şekilde hayatını kaybetti. TEM Otoyolu İstanbul istikametinde seyir halinde olan otomobil önünde daha düşük hızla seyir halinde olan Ahmet Köksal yönetimindeki tıra çarptı. Tırın Dorsesi'nin altına girerek hurdaya dönen otomobilde bulunan iki erkek şahıs feci şekilde can verdi. Otomobil içerisinde sıkışan iki kişinin cansız bedenleri itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmaları sonucunda çıkartılabildi. Olay yerine gelen savcı, polis ve jandarma ekipleri kaza yerinde incelemeler yaptı. Yapılan incelemelerin ardından iki kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti yaklaşık 2 saat trafiğe kapatıldı. Trafik Kınalı gişelerine yönlendirildi. Kazaya karışan araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından otoyol trafiği açıldı. Polis kazada hayatını kaybeden iki kişinin kimliklerinin tespiti için çalışmalarını sürdürüyor. Muğla'nın Fethiye ilçesinde 17 yaşındaki Emre Büyükçakal'ın kullandığı motosiklet 57 yaşındaki Musa Varol yönetimindeki minibüsle çarpıştı. Emre Büyükçakal minibüsün altında metrelerce sürüklendi. Görenleri dehşete düşüren kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Muğla'nın Fethiye ilçesindeki kaza görenleri dehşete düşürdü. Kaza saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Ovacık Köprüsü yönünden Muğla yönüne seyir halinde olan Emre Büyükçakal'ın kullandığı motosiklet İnönü Bulvarı'nda karşı yönden gelerek akaryakıt istasyonuna girmek isteyen Musa Varol yönetimindeki minibüse önden çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosiklet sürücüsüyle birlikte minibüsün altına girdi. Motosikletin minibüsün altına girdiğini fark etmeyen Musa Varol yoluna devam etti. Feryatlarla minibüsün camına vuran çevredekiler Musa Varol'u uyararak durdurdu. Yerde sürüklenen ve başında kask bulunmayan ehliyetsiz sürücü Emre Büyükçakal başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı darbelerle ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri minibüsün altından çıkarılan Emre Büyükçakal'a müdahale etti. Müdahalesinin ardından ambulansa taşınan Emre Büyükçakal, Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Büyükçakal'ın hayati tehlikesinin devam ettiği kaydedildi. Musa Varol ise gözaltına alındı. Fethiye'deki bu kaza bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerası görüntülerine el koyan polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde öğrenci servisiyle bir tırın çarpışması sonucu biri öğrenci iki kişi öldü, 7 öğrenci ise yaralandı. Yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sürücülerin dikkatsizliği beraberinde acı ve ölüm getirdi. Sabah saatlerinde Öğrenci Köyü'nden Işıklar Köyü'ne öğrenci taşıyan Mehmet Topçu yönetimindeki öğrenci servisi, Yeni Hububat Ticaret Merkezi mevkiinde İpek yoluna çıkarken Şanlıurfa istikametine giden tırla çarpıştı. Meydana gelen kazada Işıklar Köyü İlköğretim Okulu 6. sınıf öğrencisi Serhat Demir'le Hatice Çelik isminde bir bayan hayatını kaybetti. Yaralanan öğrenciler ise ambulanslarla devlet hastanesine kaldırıldı. Çarpışmanın etkisiyle minibüsün koltuklarının yola fırladığı görüldü. Öğrencilere ait okul çantaları ve kitaplar da kazanın etkisiyle çevreye saçıldı. Öğrencilerin yakınları devlet hastanesine akın etti. Kızıltepe Kaymakamı Erkaya Yırık'la ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Bahçıvancı hastanede yaralıları ziyaret etti.
Mersin'in Tarsus ilçesinde feci bir uçak kazası yaşandı. Adana'dan eğitim için havalanan uçak arıza sebebiyle Mersin'de bir portakal bahçesine düştü. Feci kazada öğretmen pilot hayatını kaybetti. Öğrenci ise yaralandı. Tamam, arkasına yazıyoruz. Eksi notudur diye. Adana Havaalanı'nda başlayan eğitim uçuşu Mersin'de bir portakal bahçesinde son buldu. Bir şey soracağım. Şimdi 1,5 yıl önce Türk Hava Kuvvetleri'nden emekli olan öğretmen pilot Murat Can ve öğrencisi Seyit için sıradan bir eğitim uçuşuydu. Kalkıştan yarım saat sonra bir şeyler ters gitmeye başladı. Öğretmen pilot Murat Can, Adana Havaalanı'ndaki kuleye arıza var, düşüyoruz dedi. Bu onun son sözü oldu. Bizim gördüğümüz yaralı zaten çıkmıştı. Pilota baktı, pilot zaten yakışıklığına falan yoktu. Düşerken görebildiniz mi? Yok, ben görmedim. Şöyle çocuklar görmüştü evin önünde, telleri takılmış. Neredeyse teller kopacakmış o şekil. Geldim ve baktım, oraya düşmüş zaten. Abla nasıl gördün uçağı? Ben gördüm, bir alçak böyle alçak geliyordu. Bir gördüm, ondan sonra tele çarptı. Gittim o kesime baktım, o kesimde yoktu. Buraya döndüm, baktım ki burada. Siz haber verdiniz herhalde. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir portakal bahçesine düşen uçağın pilotu Murat Can hayatını kaybetti. Öğrencisi Seyit ise yaralı kurtuldu. İşte kardeş burada. Yaralı öğrenci Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Çekmeyelim arkadaşlar. Emekli yarbay olan öğretmen pilot Murat Can evli ve iki çocuk babasıydı. Cenazesi incelenmek üzere önce Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İnceleme işlemlerinin ardından öğretmen pilotun cenazesi Ankara'da gözyaşları içinde toprağa verildi. Çanakkale-İzmir Karayolu'nun Erenköy beldesi bağlantı yolu bir aydır devam eden heyelan nedeniyle çöktü. Gelişen heyelan Çanakkale-İzmir Karayolu'ndaki köprülü viyadüğü de tehdit etmeye başladı. Uzun yıllar Çanakkale-İzmir yolu olarak hizmet veren, geçen yaz hizmete giren yeni köprülü viyadüğün ardından sadece Erenköy beldesi bağlantı yolu olarak kullanılmaya devam eden karayolu heyelana yenik düştü. 21 Ocak'ta meydana gelen ilk heyelanda 1800 yıllık Roma dönemine ait bir istinat duvarı ortaya çıktı. Tarihi dokuyu ortaya çıkardığı için heyecan yaratan heyelan bir hafta sonra kötü yüzünü gösterdi. Gün yüzüne çıkardığı tarihi duvarı geri aldı. Bununla da kalmadı, bağlantı yolunun bir şeridini yuttu. Devam eden toprak kayması nedeniyle bu sabah iki şeritli asfalt, Erenköy bağlantı yolunun Çanakkale'den Erenköy'e gidiş şeridi tamamen çöktü. Heyelanın devam etmesi ve yolun tehlike arz etmesi nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Heyelan nedeniyle Erenköy bağlantı yolunun bir şeridi dereye doğru kayarken, asfalt yolda 300 metre uzunluğunda yeni çatlaklar oluştu. Çatlağın bir ucunun Çanakkale-İzmir Karayolu bağlantısını sağlayan köprülü viyadüğün Çanakkale tarafında kalan ayağına kadar uzanması tehlikeyi daha büyük boyutlara taşıdı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Doğan Perinçek tehlikenin boyutlarına dikkat çekti. Çektiğimiz heyelan, o tarihi duvarın çıktığı heyelan boyu 50 metre, yani kopma noktası 50 metre ama şu andaki çatlak daha geride. Ve bütün Erenköy yolunu tehdit ediyor. Belki de Erenköy yolu artık bundan sonra yok diyeceğiz. O kadar ciddi bir. Ve onun boyu 200 metre civarında, en az 200 metre. Çok dik bir çatlak. Ve kopma noktasında şu anda yaklaşık 50 santim bir çökme var. Açılma miktarı ise 30 santim civarında.